Merhaba arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Buradan anlatayım istedim, yani yazacaktım. Anlatsam daha iyi olur diye düşündüm. Yani kimse kendini dev aynasında görmüyor. Bu bir. Yapılan yardımlar zaten sizler tarafından yapılıyor. İşin kahramanları sizsiniz. Biz aracı oluyoruz, götürüyoruz, getiriyoruz. Bunu biz şöyle yapıyoruz, biz böyle yapıyoruz havasına da girmiyoruz. Bazı kişiler diyor ki yapılan iyilik bir elin verdiğini öbür el görmez. Şimdi bunu yıllarca böyle dediniz. Kimse kimseye yardım etmez oldu. Ya da kapınıza gelen dilenciye 2 lira verdiniz. İşte ben bunu gizlice verdim. O dilenci sahtekar mı değil mi diye bakmadınız. Bizi çağıranlara gidip biz bakıyoruz. Eğer gerçek ihtiyaç sahibi değilse kararını verip çıkıp gidiyoruz. Eğer gerçek ihtiyaç sahibi ise sayfaya atıyoruz. Ne verilirse alıp götürüyoruz. Verilmiş verilmemiş çok da takılmıyoruz. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Ama asıl kahramanlar o hayırları yapanlar. Şimdi gelelim, reklam mı, etiket mi, bunlar neyin peşinde gibi olaylara. Yani daha önce de bunları konuşmuştuk ama zaman zaman tazelemekte fayda var. Etiketle bir işimiz yok. Niye? Adaylığı olmayan veya herhangi bir siyasinin yanına gidip de ben işte sana destek olayım, sen de bana şuradan şöyle ver, buradan yiyeyim demeyenin etiketle bir işi olmaz. Kendi kendine bir etiket yapıp da ne faydası olacak? Yani bana ne faydası olacak ki, ben etiket olsam ne olur, olmasam ne olur? Umurumda bile değil benim etiket. Şimdi yani bu konular fazla uzuyor bazen. Ben aslında şunu istedim. Yani canı gönülden hala da istiyorum yani. Ben geniş düşünen bir insanım. Şimdi acaba böyle yapınca, yani sayfaya da atınca, bakın böyle güzellikler de yapılıyor. Hani insanların zaten yüzünü göstermiyoruz, verene de söylemiyoruz. Alanla veren birbirini zaten tanımıyor. Biz aradayız. Biz de götürmezsek nasıl olacak? Neyle götüreceğiz ya? Ya birileri bir şeyler yapsın. Buradaki asıl konu şuydu. Acaba yaptıklarımızla insanlarda böyle bir yüreklerinde bir gevşeme olur, yardım etme isteği olur. Kendi komşusunu, kendi bildiği fakiri, kendi gördüğü muhtacı acaba destekler mi? O da kendince bir şeyler yapar mı? Yani örnek teşkil etsin diye yapmaya çalıştık. Aslında işin gerçeği bu. Şimdi buradan bilenler bilecek. Ben daha önce çok işte canlı yayın yaptım. Ve her seferinde de şunu söyledim, vurguladım. Komşuna sahip çık. Bizim bir kültürümüz var arkadaşlar. Bu bizim Türk kültüründe vardır. Yani aslında İslam kültüründe vardır. Yani Türk kültürü den ziyade ümmetçilik kültüründe vardır. Komşusuna yardım etmek, komşusunu gözetmek. Peygamber Efendimiz bile mesela ne diyor? Miraç'ta komşudan öyle bahsedildi ki ben zannettim ki komşuyu komşuya mirasçı bırakacak. Yani komşunun yüzüne bakıp, gözüne bakıp, hareketlerine bakıp buna değmez falan gibi düşünmeyin. Çünkü eğer onun ihtiyacı varsa, muhtaçsa, sizin yaptığınız iyilik size öbür tarafta verilecek. Burada ona yaptıktan yapıp da işte buna değmez demek, bu yanlış iş. Sen verensin. Veren Cenab-ı Allah da bir verendir bak. Cenab-ı Allah da dilersin verir. Mal verir, para verir, servet verir, evlat verir, ilim verir. Ve karşılığında bir şey beklemez. Kul da verirken karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek verir. Bu yani bu yönde bu komşuluk veya bildiğin yani bu kaybolan kültürü acaba Ceyhan'da tekrar yaşatabilir miyiz, harekete geçirebilir miyiz diye uğraştık. Bunu da yani %70 çok güzel sonuçlar aldık. Gerçekten insanlarda
Böyle bir gönül yumuşaması olduğu birçok insanda. Biz mesela bize yardıma gelip beraber kendi getirdiği koliyi, astsubayı, uzman çavuşu, öğretmeni, imamı hepsini gezdirdim. Elinde koliyle gezdirdim arkadaşlar. Kendi aldığı koliyi veya başkasının aldığı koliyi onun eline verip tek 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 kapılara gidip işte bu ev deyip bak bu evde getirdik. Bir de kendin gör deyip onun yanında minibüsüyle, pikabıyla veya taşımak için yardıma gelenler bir sürü böyle insanlar oldu üyelerimizden. Ben hala diyorum yani gelin eğer gelmek istiyorsanız gelin kardeşim yanıma beraber de gidebiliriz. Yani sıkıntı yok. Çünkü ben analiz etmişsem o eve yardım lazım demişsem ben onun iyice detaylarına inmişimdir. Kimseye mahcup olmam. Dileyen bazı arkadaşlar mesela bana diyor beraber gidelim diyor o eve gidiyorum yanıma alıyorum diyorum fazla dallandırmadan rencide olmasın diye hemen götürüp ne verecekse yardımını yapıyor çıkıp gidiyor yani. Buradaki konu bizim böyle reklam yapmamız, popüler insanlar olmamız gibi bir durum söz konusu değil. Burada bunda dahi Allah rızası var. Yani bunun bile Allah rızası için yapıyorum. Komşuna sahip çık, etrafına sahip çık. Yani sen de fazla olanın bir tanesini paylaş. Bunda kötü bir şey yok ki arkadaşlar. Paylaşın. Çoğu elbiseler dolaplarda durur, çürür gider. Veya bazı eşyalar vardır. Atmaya kayamazsın, bir bu tarafa çekersin, bir o tarafa çekersin. Gözünün önündedir ama göz aşinalı olduğu için görmüyorsundur. Ama biz böyle şeyler başlatınca birçok insan he ya ben de bunu vereyim. Ya bu nedir? Bu duruyor burada. Zaten bir işe de yaramıyor. Veriyor. Yani bu aslında göstermek teşvik amaçlı. Yani insanlar bakın, bakın böyle yapabilirsiniz, siz de yapabilirsiniz anlamında. Ama yani mesela sayfamızın belediyeye karşıymış gibi görünmesi aslında algılayamayan insanların bu açıdan bakmasıdır. Yarın başkası gelse belediyeyi alsa bu sayfa yine Ceyhan'ın olumsuzluklarını atmaya devam edecek. Ta ki Ceyhan güzel olsun ki yani Ceyhanlılar rahat bir şehirde yaşasın. Ben de Ceyhanlıyım. Ben de rahat bir şehirde yaşamak istiyorum. Sen de Ceyhanlısın. Sen de rahat yaşamak istiyorsun. Aslında hepimizin yerine ortak bir düşünce bu. Ama kim iktidar olursa belediyede onun taraftarları ya yalakalık yapmak için ya göze girmek için elbette ki işte siz karşısınız şuna siz buna kadar daha önceden de mesela diğer dönemde ben kendi sayfamdan yazıyordum. Onlar da bana siz bize karşısınız diyordu. Şimdi bunlar böyle yapıyor. Bunlar bize karşısınız. Böyle böyle gidiyor. Ne oldu? Ceyhan eriyor sadece. Ceyhan eriyor. Taraftarlar bırakmıyor ki insanlar eleştirsin, söylesin, tenkit etsin, teşvik etsin. Hemen atlıyorlar. Herkes kendine göre olsun istiyor sayfa. Yani 24 saat o nereyi kayırıyorsa bu sayfada onu kayırsın. Kardeşim bakın. Ceyhanlı'nın iyi yaşaması sağcının, solcunun, yancının, dincinin herkesin menfaatinedir ya. Bu hangisi geldi de zengin olmadan gitti? Yetmedi mi artık ya? Yeter ben yeter diyorum yani. Ben yani istemiyorum kardeşim artık böyle. Ceyhanlı Ceyhan'ı düşünsün ya. Parklardaki pisliği çekin atın. Atın kardeşim bir şey olmaz. Birileri küserse küssün. Ne yapalım küserse yani. Temiz bir şehirde yaşamak. Yani bunca şehire gidiyorsunuz. Bunca yerlere gidiyorsunuz. Bir kıyaslamıyor musunuz Ceyhan'ın halini? Buradaki konu bir şeyleri düzeltebilmek veya düzeltmeye yardımcı olabilmek. Biz demiyoruz ki bizim işte elimiz uzun, kolumuz uzun. Biz de Ceyhan'da yaşayan vatandaşız. Sadece bu. Diğer konuda bir elin verdiğini iki el görmesin falan hikayelerini yapanlar aslında kendi egolarını öyle tatmin ediyorlar. Belki de bir bardak su bile kimseye vermiyorlardır. Verin arkadaşlar ya hiç sıkıntı yok ya. Siz kendiniz götürün verin. Kendiniz bulun verin. Ben de şu eşya var deyin atın sayfaya. Lazım olanları tek tek analiz edin konuşun. Ondan sonra vermek istiyorsanız verin birisi gelsin alsın gitsin. Bunun hamballığını da biz yapıyoruz. Yani indir bindir arabaya at. Kattan indir, yukarıdan indir, arabaya bindir, geri götür. Evine kadar götür, bazen içeriye kadar götür. Bunu da yapıyor. Yani bu eski eşyalarla yani bizim ne çıkarımız olabilir? Bizim
Defalarca söyledim ben bunları. Bu mutluluk verici bir şey. Eğer kalbinde birazcık güzel düşünce varsa, bir insana bir bardak su da versen, onun sana teşekkür ederken o gülümseyerek bakması zaten sana yeter. Dünyalara bedel zaten. Yani inşallah bu komşuna sahip çık projesi, Ceyhan'ın parası Ceyhan'da kalsın projesi, yani bu Ceyhan'ın parası Ceyhan'da kalsın olay biraz uzun hikaye, yılan hikayesi gibi. Müşteriye söylüyorsun esnaf suçlu, esnafa söylüyorsun müşteri suçlu. Ama gerçekten Ceyhan her yerden pahalı. Bu bir gerçek. Bunda oda başkanlarının kendi odasına ait üyelerini salonlarda toplayıp böyle seminerler verip siz bu malı daha uygun yerlerden bulup daha uyguna indirin. Bu şekilde olursa böyle olur, böyle olmazsa şöyle olur derlerse bir şeyler değişir. Ama bu oda başkanları yani ya çok bir şey söylemeye gerek yok. Şimdi söylediğimiz zaman sürekli bu defa bu taraf gıcık alıyor. Onu söylesen bu gıcık alıyor. Doğruyu söylüyorsun. Ya çıkın arkadaşlar biraz üyelerinizle toplanın ya. Toplanın konuşun. Ne var ki bunda? Ya sanayi esnaf odası sen topla. Bakkallar odası başkanı sen de topla. Yani öbür oda sen de topla. Ne bileyim her taraf oda, her taraf başkan. Aynı Roma dönemindeki gibi olduk yani. 10 tane adamın başına 100 tane başkan var ya. Mevzuyu uzatmayalım arkadaşlar. Allah'a emanet olun.